Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Bugün size anlatmak istediğim cüce vatozların su değerleri, pH değerleri. Arkadaşlar, cüce vatozlar yüksek pH sularda yaşamayı sevmezler. Özellikle yavrular hayatını kaybetmemesi imkansız gibi, ihtimal yok gibi bir şey. Arkadaşlar, ben bugün suyumu ölçtüm. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum. Tekirdağ Çorlu'nun su pH değerleri 8,18 tarzında değişmekte. Arkadaşlar, bu vatozlarım olgun olduğu için bu pH değerlerine dayanabiliyorlar. Yalnız yavrular birer birer, üçer üçer, beşer beşer kaybolup gider. O yüzden ben pH değerlerinin yüksek olduğunu gördüğümde yapmam gereken en önemli konu ne dedim? Arkadaşlar, pH ölçüm cihazı almak. pH ölçüm cihazını aldım arkadaşlar. Bugün 8,1 olan pH'imin şu görmüş olduğunuz mango kökü. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz mango kökünü yaklaşık 1 saat önce koydum akvaryumumuzun içerisine. 8,1 pH değeri akvaryumda olduğundan dolayı bu pH değerini düşürme amaçlı kütüğü aldım arkadaşlar. Bu mango kökü pH'ımızı düşürmüş mü? Hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Bugün pH değerlerimiz 8,1'di. 1 saat önce mango kökünü koydum. Şimdi pH değerlerimizi ölçüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pH değerimiz 7,5'e düşmüş 1 saatte. Bu demek oluyor ki arkadaşlar, pH değerimiz 7,15'e düşmüşse, yani yaklaşık birkaç gün içinde pH değerimiz 6,7'ye düşeceğimizi tahmin ediyorum. Arkadaşlar, cüce vatozlar pH değeri yüksek sularda yaşamazlar. Benim 8,1 pH değerim vardı. Ve ben mango kütüğünü aldım. Mangrove diye de söylenir. Genelde mango olarak geçiyor. Mango kütüğünü aldım. İthal, yurt dışından gelmiş. Normal sahte kütükler suya koyduğunda yukarı çıkar. Bunda öyle bir sıkıntı yok. 1 saat oldu koyalı. Şöyle net bir fotoğraf göstermeye çalışayım. 1 saatte yaklaşık 7,5'e düştü 8,1'den. Yani bu demek oluyor ki 3-5 gün içerisinde 6,5, 6,7'lere düşeceğiz. Tam vatozların istediği su değerler arkadaşlar. Arkadaşlar, pH'ımızı düşürmek için mango kütüğü dedik. Mango kökü dedik. Arkadaşlar, yavrularımız daha iyi yaşayabilsin diye delikli taş, kaya. Delikli kayamız şart. Ben bu delikli kayamızı bir de şunu diğer akvaryumdan aldım arkadaşlar. Diğer akvaryumda yosun yapmıştı. Buraya aldım, koydum. Vatoslarımız birebir yosun yemezler. Sadece yosuna yakın yağ gibi olan yerleri emerler. Arkadaşlar, cüce vatoslarımız şurada şöyle göstereyim. Bir erkek, bir dişi var ama dişi daha damızlık altıdır. Şurada kütüğün arkasında saklanmış damızlık dişimiz var. Arkadaşlar, erkek dişiyi yumurtlatmaya razı ettiği zaman
dişiyi bu küpe sokar. Bu küpte ona kuyruğuyla vura vura bir de bir sıvı salgılar. Hafif yeşilimsi bir sıvıdır. Arkadaşlar bu sıvıyı dişi aldıktan sonra bir de erkeğin ona kuyruğuyla onu sallaya 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 salladıktan sonra ve dişimiz yumurtaları 30 saniye içerisinde 50-60 tane yumurtayı görmüş olduğunuz küpe döker ve yuvayı terk eder. Erkek vatosumuz bu yumurtaları ağzıyla devamlı durmadan karıştırır. Evet arkadaşlar, devamlı karıştırır ve oksijen verir onlara. Yavrularımız 3-5 gün içerisinde 3-5 gün içerisinde suyun sıcaklığına bağlı su değerleri, su derecesi önemlidir bu konuda. 22 derecede ise 5 gün sürer, 6 gün sürer. 25-26 derecede ise 3-4 günde yavrularımız canlanmaya başlar. Yavrularımız canlanmaya başladıktan sonra karınlarındaki keselerle beraber şu küpün içerisinde dolaşmaya başlarlar. Arkadaşlar bir hafta 10 gün içerisinde karınlarındaki keseler gittikten sonra şu küpü ters yapıp yukarı aşağı yukarı aşağı diye akvaryum içine yavruların boşalmasını sağlamamız gerekir. Çünkü yavrularımız akvaryumun içerisinde, küpümüzün içerisinde açlıktan ölebilir. Akvaryumumuzun içerisine dağılması gerekiyor. Arkadaşlar dağıldıktan sonra şöyle delikli kayamız da burada mevcut. Bu kayalarımızın en ince hassas deliklerine girip orada karınlarını doyuracaklardır. Ve de arkadaşlar vatos balıklarımız için önemli olan çok önemli yem çeşidimiz diyelim. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar salatalık. Ben bunu şişe taktım. Gördüğünüz gibi şişe taktım. Ve şişin ucunda ip var. Ve bunu akvaryumun içerisine şimdi üstteki deliğinden yavaş açık salacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar salıyoruz yavaş yavaş. Şu şekil aşağı inmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu şekil aşağıya indirdik. Şunu çevirebilirsek daha iyi olacaktır. Evet. Evet, çevirmiş bulunmaktayız şu an. Şöyle yandan bakalım. Yine tam çeviremedik. Şekilde olabilir. Şu şekil ayakta da durabilir. Vatoslarımız bunu yiyecektir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz salatalık akvaryumumuzun içerisinde vatos balıklarımızın yemesi için en güzel, ideal bir besindir. Vatoslarımız bitkisel ağırlıklı oldukları için vatoslarımızı bol bol bitkisel ağırlıklı yemlerle ve de salatalık, havuç, kabak, ondan sonra ıspanak, marul da olabilir. Bu şekilde arkadaşlar vatoslarımızı veriyoruz. Salatalığın en önemli noktası arkadaşlar salatalık balıklarımızın bağırsaklarını çalışmasına neden oluyor. Bağırsaklarının çalışmasına neden oluyor. Ve balıklarımızın daha sağlıklı olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Bizim amacımız balıklarımızı sağlıklı bir şekilde yetiştirip üretmek, çoğaltmak. Burası benim üretimhanem. Arkadaşlar, üretimhanemde 4 dişi iki erkeğim var. Koloni kurmak için 6 dişi iki erkek olabilir. 3 dişi bir erkek olabilir, 2 dişi bir erkek olabilir.
O yüzden benim kolonimde iki dişi, iki, dört dişi, iki erkek olarak kolonimi kurdum. Şu an balıkların kütüklerin arkasında, kayaların arkasında olduğu için pek gözükmüyorlar. O yüzden arkadaşlarım, balıklarımı size gösteremiyorum. Biraz sonra hepsi salatalığın başına toplanıp salatalığı afiyetle yiyecekler. Arkadaşlar, dediğim gibi yavrularımız yuvadan saldıktan sonra su değişimi yaparken daha önceki videomda da göstermiştim. Tamlama sistemiyle su değişimi yapmamız gerekiyor. Petişeyi altından deliyoruz iğneyle. Bir önceki videomda uygulamalı yapmıştım. Petişeyi iğneyle delmiştim ve yukarıdan aşağıya sızarak bunu size göstermiştim. Vatoslarımız, özellikle yavrularımız ani su değişiminden çok etkilendikleri için arkadaşlar ani su değişimine dikkat edin. Vatos yavruları doğduktan bir ay sonra su değişimi yapmayın. Su değişimi yapacaksanız benim diğer videomda gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Damlama sistemi, sızma sistemi ya da dibinde dipsifon yapıp dibindeki pislikleri alıp süzdükten sonra suyu geri boşaltmak. Ama geri boşaltmayı çok mantıklı bulmuyorum. Neden bulmuyorum? Pislikleri almış olsak bile o pislikleri suyun içinde bazı kalıntılar var. O kalıntılar da suyu zehirlemesine ve yavrulara sıkıntı vermesine neden olabilir. Ben en mantıklısını yavrular yuvadan çıktıktan bir hafta 10 gün içerisinde dipsifon yapıp suyu yarıya yakın indirip yukarıdan bir şaşal sistemi şişenin altını deldikten sonra akvaryum içine damlama sistemiyle suyu tekrar ilave etmesini uygun buluyorum arkadaşlar. En profesyonelce, en iyi yöntem, en sağlıklı yöntem bunun olduğunu düşünüyorum. Bu benim damızlık dişim arkadaşlar. pH değerlerimiz şu an 7,5. Bir dahaki videomda birkaç gün sonra muhtemelen 6,5'e, 6,7'ye falan düşecektir arkadaşlar. O yüzden mango kütüğümüz dedik. Mango kütüğümüz. Kayalar yavrular için. Yavru almak için şöyle küpümüz. Filtremiz dış filtredir. Suyu dışarı alıp süzdükten sonra tekrardan temizini yollamaktadır. Ayrıyetten oksijen vermektedir arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birçok videolarımı sizin için paylaşacağım. Hayırlı günler. İyi günler. Bol şanslar. İyi hobiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.